Bu Gezi davası nasıl bir davaydı? Bakın 2014'te bir kere kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi buramız için. 2015'te bir kere daha böyle bir karar çıktı. 2020'de beraat kararı çıktı açılan dava sonrasında. Ve bütün bunlardan sonra bozulma neticesinde bu bir siyasi davadır açıkça. Hem ilk derece mahkemesinde hem de onama ile Yargıtay'dan hüküm giydi arkadaşlar. 18 yıllar müebbet hapisler havalarda uçuştu. Bir kere daha söylüyorum. Daha evvel beraat verilmiş bir dava idi bu. Peki kamuoyu hani bu teröristi mi savunuyorsun diye yazan var AKP'li troller de tarafından. Çok açıkça söyleyelim. Gezi bizim nezdimizde Türkiye tarihinin gördüğü en temel halk direnişlerinden bir tanesidir. Çok meşrudur. Kent suçlarına karşı yapılmış bir yeter artık direnişidir. Ve orada Müthiş bir hoşgörü, müthiş bir sevgi ortamı vardı. Bunu hep beraber gördük. Peki sonradan halk otobüsleri, kamu otobüsleri yakılmadı mı? Binalar ateşe verilmedi mi? Verildi doğru. Peki bu arkadaşlarla bu olaylar arasında bunların yaptıkları eylemlerin bu olayları doğurduğu neticesine ilişkin bir delillendirme, bir tanık beyanı var mı? Yani örneğin Can Atalay ...şu belediye otobüsünü ateşe verin mi demiş birine... ...şu kamu binasına zarar verin mi demiş... ...hayır böyle, böyle bir şey yok... ...tümüyle ima üzerinden giden... ...ve tümüyle siyasi sahiplerle... ...düşman yaratmaya dayalı bir... E, ...karar süreci sonrasında bu arkadaşlarımız... ...Yargıtay'dan... E, ...onama kararını aldılar... ...şimdi gelelim bundan sonraki meclis dinamiği içerisindeki durumuna... ...çok benzer bir durumda... ...geçmişte... Meclis başkanı hem Ömer Faruk Gergerlioğlu için hem Enis Berberoğlu için yargıtayın onama kararı çıkar çıkmaz getirdi bunu mecliste okuttu. Ve bu arkadaşların milletvekilleri düştü. Milletvekillikleri düştü. Kendileri de hapse gönderildiler. Sonra anayasa mahkemesine yapılan başvurular sonrasında hak ilali kararı verdi anayasa mahkemesi. Her ikisinde de dosya ilk derece mahkemesine döndü. İlk derece mahkemesi yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Yazıyı meclise gönderdi ve mecliste bu karar bir kere daha okundu. Bu kez de beraat ettiler. Daha doğrusu yargılama durdu ve kalan milletvekilliği görevlerini yapmaya devam ettiler. Burada Numan Bey çok haklı olarak bizlere de şunu ifade etti. Meclisi bu yargı kararları arasında pimpon topu gibi gidip gelen bir saygın olmama durumuna düşürmek istemiyorum. Bir Anayasa Mahkemesi başvurusunun sonucunu görelim ve buna göre karar verelim. Biz o arada şu baskıyı yapmaya çalışıyorduk. Ya 14 Mayıs'ta milletvekili seçildi. Milletvekili seçilen insanın YSK seçilmeye aykırı bir durumun olup olmadığını tespit ediyor. Bu olumlu tespit sonrasında insanlar başvurabiliyorlar. Dolayısıyla Yargıtay kararının sonucu ne olursa olsun bu arkadaşın serbest bırakılması lazım. Lütfen bu kararı hızlandırın. Yargıtay aniden onama kararı verdi ve Anayasa Mahkemesi başvurusu geldi. Sonucunu beklemeye başladık. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz hak ihlali kararı verdi. İlk derece mahkemesi tek hakim kararıyla yazıyı Yargıtay'a geri yolladı ve Yargıtay meşhur kararını verdi. Ne diyordu Yargıtay orada? Anayasa Mahkemesi'ni bir süper temiz merci gibi davranmakla, yargısal aktivizm yapmakla suçluyordu. Ve arkasından da diyordu ki ben kesin kararımı verdim. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu kararı okutmayarak aslında yargı kararına müdahale etmektedir diyerek e, sadece Anayasa Mahkemesine değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanı üzerinden de ayar veriyor idi. Bu birinci mesele böyle döndü. Sonra yeniden Anayasa Mahkemesi başvurusuyla bu olay. Duplika, duplike edildi. İkinci kez aynen aşağı yukarı tekrar edildi. Bu arada şunu unutmayalım. Bunun arkasında kim var tartışmalarında? Mehmet Uçum kendisini gösterdi. ve Mehmet Uçum, hukuk politikaları başkan vekili olarak saraydan bir açıklama yaptı. Hukukumuz yerli ve milli olmak durumundadır. Anayasa mahkemesi yerli ve milli değildir. Teröristleri savunan pozisyondadır dedi. Herhalde Mehmet Uçum'un sözünün kimin sözü olduğunu bu memlekette herkes biliyor. Bu, bu konuda dekodur şeyimiz var, yeteneğimiz var. Bu bağlamda süreç buraya kadar geldi. Ee, en son Numan Bey'le bir olağanüstü meclis toplanma talebinde bulunduk bu kararlar çıktıktan sonra. Numan Bey e, bize şunu söyledi. Dedi ki ben bu olağanüstü meclis toplanma kararını vermeyeceğim. Çünkü 4-5 gün sonra meclis toplanacak... Ayrıca bu konu yeterince tartışılmış bir konudur. Meclisin burada yapabileceği bir şey yoktur. Biz buradan şeyin sinyalini aldık. Yani bunu okutmaktan başka bir çarem yok demek istiyor Numan Bey. Üstelik de o gün bizim e, saadet gelecek tip Dem Cumhuriyet Halk Partisi gibi 5-6 e, Demokrat Parti e, gibi 5-6 partinin milletvekili ve grup başkan vekillerinin ziyaretinin birkaç saat sonrasında kendisi saraya Erdoğan'la görüşmeye gidecekti. Ve bu görüşmenin konusunu tahmin etmek de zor değildi maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli ile görüştü aynı evet, gün. aynı gün hepimiz hatırlıyoruz. Oradan sonra şunu beklemeye başladık biz grup başkan vekili olarak. Bunu, bunu okumaya niyetli arkadaşlar. Oysa biliyorsunuz anayasa mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği mesele Türkiye'nin yerleşik hukuk düzeninde kesinleşmiş hukuk kararı olmadığını, kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığını gösteriyordu bize. Oysa bunu hani siyasi bir ile okuyacakları anlaşıldı. Hepimiz artık aktörleri biliyoruz. Bunu kime okutabilirler? Gülizar Biçer Karaca okur mu? CHP'nin meclis başkan vekili. Sırrı Süreyya Önder okur mu? Demin meclis başkan vekili. Onları bırakın Celal Adan okur mu? MHP'nin grup başkan vekili. Okumadı ama. Okumadı yani. Biz şuna baktık. Öyle bir şey denk getirecekler ki Bekir Bozdağ meclis başkan vekili sıfatıyla meclisi yönetecek ve eş zamanlı olarak Numan Bey yurt dışında olacak. Bu mükemmel uyumu işte bu hafta yakaladılar. Bundan öncesine ilişkinde çok kısa bir background yapayım. Ee, biliyorsunuz ilk bu uyuşmazlık çıktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi bir yargı nöbeti, demokrasi nöbeti tutmayı e, önüne hedef olarak koydu. Buna CHP'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerimiz ve Meya üyelerimiz ortak karar verdiler. Tam 500 saat boyunca meclisten çıkmadık. Ya ben hani CHP Bey, orada bir şey izinize sormak <laughs> istiyorum. Buyurunuz efendim. Meclis Genel Kurulu'nda tabii ki evet nöbetiniz orada da geçti ama yani onun bir faydası var mıydı sizce? Yani en azından orada değil de bu nöbet Meclis başkanının odasında tutulmuş olsa odada daha etkili olmaz mıydı? Şüphesiz olurdu. Yani biz de bunun en etkili yöntem olmadığını fark ettik ama amacımız şuydu. Biz burayı genel kurulu terk etmeyelim çünkü yasama faaliyeti genel kurulda oluyor ve aslında Meclis'in hükmü şahsiyetine bir hakaret ediliyorsa bu genel kurul salonunda kendisini gösteriyor. Burada sabaha kadar uyumamak marifet değil. Ama bununla aynı zamanda canlı yayınlara bağlanırız. Hepimiz Meclis TV üzerinden hani bir zamanlar bizim Ali Şeker'in yaptığı yayınlar var ya onların üzerinden kendi amatör yayınlarımızı yaparız. Televizyonlar ilgi gösterir falan. Bir süre sonra rutine bindi şey. Yani bu bunu hepimiz fark ettik. Rutine bindi. Aynı zamanda Ankara'da, İstanbul'da çok değişik yerlerde alan nöbetleri saha nöbetleri de yapıldı Anayasa Mahkemesi'nin önünde ateş yakıldı yani yap yapabileceğimiz şeyleri yaptık